İşten çıkınca oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali, Punch Club'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık Rookie Ligi birinci bitirdik, şampiyon bitirdik, sokak dövüşlerini bitirdik. Pro kartımızı, profesyonel kartımızı aldık ve Don Corleone ile konuşup profesyonel lige yol alacağız. Evet, büyük maçta yer almak istiyorum dedik. Profesyonel kartımı gördün, artık hazırım diyoruz. Tamam. Cime git ve hazırlan dedi bize. Bakalım. Çok enteresan. Ayağımızı kırdık ama tahmin ediyorum bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Hikayenin işleyişi bu şekilde. Ayağımızı kırmışız. Enteresan bir şey oldu. Bir tane ne derler ona? Değnek almak zorunda kaldık. Ve bu şekilde çalışmak daha az şeymiş, etkiliymiş. Büyük dövüşün olduğunu duydum ama bu ayakta bacakta katılamayacağını duydum diyor Roy. Orada olmam lazım. Bütün kaderim bunun üzerine bağlı dedi. Senin için savaşabilirim. Biliyorsun iyiyim. O şeyi Don'dan alırsam madalyonu kastediyor. Ünlü olacağım diyor. Ünlü olacaksın veya diyor. Senin adına yarın orada dövüşeceğim diyor. Roy dövüşüyor buralarda. Uuu. Ivangiev. Ne oluyor arkadaşlar? Seni yarı yolda bıraktım. It's okay. Orada kalmaya devam. Arkadaşlar neler oluyor? Roy ölmüş. Ivangiev madalyonu Rusya'ya götürmüş. Madalyonu geri almalıyız Rusya'dan diyor. Rusya'ya gideceğiz galiba. Orada eski bir arkadaşım yaşıyor dedi. Sana yardım edecek. Rusya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Oyun bir anda... Seni uzun zamandır seni bekliyordum. Sana ulaşmam, burada ulaşmam bir mucize diyor. Bulması zor, o kadar zor değildi diyor. Mick bana Ivangev'i yenmek için burada olduğunu söylüyor. Bunu nasıl yapacağını, Ivangev'i nasıl yeneceğini bilmiyorum diyor. Onu yenmeliyim ve babamın madalyonunu almalıyım diyoruz. Aslında babam madalyonun sahibi değildi. Sadece koruyordu onu. Ama senin ve kardeşin yüzünden çok zayıftı diyor. Neden bahsediyorsun sen dedik. Şimdi şu an bile çok şey söyledim diyor. Madalyonu giymeye hazır olduğunu kanıtlaman lazım diyor. O zaman sana doğruyu gerçeği söyleyeceğim. Umarım babandan daha iyi ne derler korursun veya şey yaparsın sahip olursun madalyonu. Hazırım dedim. Tamam, o zaman yerel dövüşçüleri yenerek ispatla bunu diyor. Dışarıda çalışabilirsin. Burada yemek ve dinlenme imkanın olacak diyor. Evet, hazır olduğunda gel ve benle dövüş hakkında konuş diyor. Arkadaşlar bir kafamızı toplamamız lazım. Neler oluyor? Arkadaşlar neler oldu? Bir bölüme başladık. 5 dakikada neler oldu? Bacağımız kırıldı. Yani senaryo gereğiydi. Sonra Roy bizim yerimize o büyük dövüşe katıldı ve Roy öldü. Rusya'ya geldik. Rusya'da kafamı toplamam lazım. Çok bir anda aniden gelişti. Şimdi Rusya'da yerel dövüşçülerle dövüşeceğiz ve madalyonu almak için ne derler güçlü olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor şu arkadaşa. Şu anda piyasa çok karıştı arkadaşlar. Roy'un ölümü şoktayım ben şu anda. Şimdi bir skill tree'imize gidelim. Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Skill point verebiliyoruz galiba. Neyi açsak? Bu Way of the Tiger'dan açalım herhalde. Şey, agility yönelik olduğu için. Şuradan Wind Flow Dodge var. Daha az şey gidiyormuş, enerji. Tamam, şunu alçalım bir. Arkadaşlar gerçekten şu an şoklardayım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi şuraya bir bakalım. Bu yemek galiba. Oyun bir bug'a mı girdi? Ha, burada da yine bir tane, iki tane var. Güzel olmuş. Rusya, oyun bir anda Rusya'ya taşındı. Şurada da uyuyacağız herhalde. Tamamdır. Yani ne yapalım? Biraz antrenman mı yapalım dövüşten önce? Bir dışarı çıkalım bakalım. Biraz antrenman, tüfek falan var. Arkadaşlar neler oluyor? Gerçekten şoklardayım şu anda.
Antrenmanı da odun keserek falan yapıyoruz. Ama Roy öldü yani. Roy'un ölümü böyle geçiştirilmeseydi keşke. Bir anda Rusya'da bulduk kendimizi. Şoklardayım şu anda. Hala etkisinden çıkamadım. İnanamıyorum bu olanlara. 4 gün daha antrenmanlarımız şey geçecekmiş. Less productive geçecekmiş. Full uyusak mı, ne yapsak 4 gün boyunca? Neyse, çalışalım da acıkacağız. Ne olacak o yemekler bitince, ne olacak içerideki? Yenileri mi gelecek acaba? Oyun enteresan bir noktaya geldi. Hikaye uzadı. Beklediğimden uzadı. Bir de bir hikaye var. Şey hikayesi var. Bu madalyonla ilgili gerçekler falan diyor. Çalışacağız arkadaşlar. Mecburen bu 4 gün böyle geçecek. Şu an gerçekten olanlara inanamıyorum. Halıya mı vuracağız acaba? Ha yok, orada şey barfiks çekiyormuşuz. Ben de acaba dedim bir anda, böyle halının tozunu mu alacağız böyle üstüne vurarak. Ama şu olanlar şaka gibi. Oyundaki belki de tek arkadaşımızı kaybettik. Bu arada arkadan ayı kovalıyor bir adamı. Kutup ayısı gibi bir görüntüsü. Arkadaşlar yani hala ben Roy'un ölümündeyim. Biz o adamı nasıl yeneceğiz? Gördünüz ne kadar büyüktü. İmkanı yok onu yenmemizin. Üç gün şu şeyler geçene kadar herhalde çalışmamız gerekiyor. Ayak kırıklığımız, ya da maça girsek mi acaba? Yerel dövüşçülerle dövüşeceğiz. Belki o kadar da güçlü değillerdir yerel dövüşçüler. Şu tavşanla bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şuradan bir full yiyelim. Yemekler doluyor burada. Tamamdır. Bir konuşalım Ivan'la. Tamam. Dövüşmeye hazırız diyor. Peki öyleyse. İlk rakibim bir arkadaşım, aslında bir dövüşçü değil, bir şair diyor. Alex Treaty. Evet, artık daha zor rakipler gelmeye başladı. Şimdi skip attacks, counter cross, close line, bir de şu dodge'umuzu kullanalım. Nerede o? Tamamdır. Bakalım. Ha, bir de şeyde dövüşüyoruz. Evin önünde dövüşüyoruz. Acaba buradan ne zaman çıkacağız? Çünkü çok sınırlıyız burada yapabildiklerimiz. Sadece antrenman yapabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. Onun haricinde hiçbir şey yapamıyoruz. Stamina yüklenmem gerektiği konusunda öneriler geliyor. Biraz stamina'ya da yükleneceğim. Agility ile stamina'ya yükleneceğim. Stamina'yı biraz boşladık bu sürede. Yani arkadaş da şair ama 218 canı var. Bizden fazla canı var. Ama maçı rahat kazanacağız gibi görünüyor. Daha demek ki oyun arkadaşlar, ben daha artık yavaş yavaş sonlarına geldik diye düşünüyordum ama daha demek ki epey bir yolumuz var. Başarımlar var zaten. Oyunu 200 günün altında bitirme, 300 günün altında bitirme, demek ki bir 200 güne kadar sürmesi bekleniyor oyunun. Evet, ilk rakibi yendik. Tamamdır. Bakalım. Güzel bir dövüştü. Bir tane daha mı dövüş yapacağız şimdi? Yapabiliyorsak yapalım. Bunlar şey vermiyor, can vermiyor. Biraz uyuyalım o zaman. Enerjimiz falan bir fullensin. Ah ah Roy. Burada oyun biraz tek düzeleşiyor çünkü yapabileceğimiz hiçbir şey yok burada. Rusya'da takısık ne derler, sıkışıp kaldık. Bir daha konuşalım Ivan'la. Yine dövüşmek istediğimizi söyleyelim. Ha, birkaç güne hazır olacakmış. Bu o zaman saçma olmuş arkadaşlar. Yani oyun ne derler, tek düze bir hal alıyor burada o zaman. Sadece ısınıp şey yapabiliyoruz. Hani o bir yerlere gidelim, yan görev yapalım, özgürlüğümüz kalmıyor burada. Kaç kişiyle oynayacağız? Umarım çok fazla kişiyle oynamayız umarım. Konuşamadım. Hani evimize dönelim bir, ne derler, orada yapılacak işlerimiz var, onları yapalım. Burada umarım çok fazla kalmayız. Yani şu anda sadece ısınabiliyoruz, antrenman yapabiliyoruz. Yani ısınmaktan kastım antrenman yapmak. Onu da odun falan keserek yapıyoruz.
Boşluğa vuruyoruz gerçi burada. Bari odun kesseymişiz, bir işe yararmış. Şurada muhtemelen bir vodka şişesi var. Güzel, bir gün kaldı şeye. Artık daha verimli antrenmanlar yapacağız. Bitmek üzere artık şeyin ne derler ona? Kırık bacağın etkisi. Yine arkadan ayı kovalıyor bir adamı. Keşke Rusya'da da bir harita açılsaymış. Orada da yapabileceğimiz şeyler olsaymış. Evet, şeyin etkisi geçti artık. Ne derler ona? Kırık bacağın etkisi geçti. Şöyle bir yemek yiyelim. Neyse, yemek Allah'tan şey sıkıntısı yok. Yemek böyle direkt geliyor oraya. Para vermiyoruz yemeğe. Sürekli orada doğuyor yemek yani. Regenere oluyor. Respawn mı oluyor artık, yoksa sürekli bir üretim var. Kim üretiyor onu da bilmiyorum tabii ama. 188. güne kadar bir çalışalım bakalım. Hani stamina agility 11 yapacağız da yine düşecek muhtemelen. Bakalım ne bekliyor bizi. Hikayede yeni bir sayfa açılacak dedim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Kardeşimizden bahsedildi. Kardeşimiz de uzun süredir ne olduğunu bilmiyoruz. Frank kardeşimiz olabilir o telefonda konuştuğumuz kişi. Bir de o polis memuru var. O kim bilmiyorum. Tamam, hazırsan diyor. Ha, bu ikinci rakibin de bir arkadaşı ama aslında bir dövüşçü değil, bir ne derler, felsefeciymiş. Bu ne ya, çok enteresan, balerin gibi. Yine agility'si yüksek bir rakiple oynuyoruz. Bizden daha yüksek, sıkıntı olabilir bu. 185 canı var. Bakalım. Agility'si bizden yüksek olduğu için, bizim de taktiğimiz agility üzerine olduğu için enerjimiz düşüyor zaten, görüyorsunuz. Şu anda oldukça düştü enerjimiz. Maçı kaybedeceğiz gibi görünüyor. Farklı bir şey yapalım. Bu işe yaramıyor. Skip attacks, counter. Şu boxing punch'ı falan yapalım. Ya da agility'si yüksek olanlara karşı şey yapıyorduk sanki. High force mu yapıyorduk? Bir deneyelim bakalım, bir işe yarayacak mı bilmiyorum ama gücümüzü kullanmamız lazım. Gücümüz daha fazla. Tek avantajımız o olabilir. Rakibimizin canı oldukça az. Oradan bir avantaj sağlayabiliriz. Ama enerjimiz biterse sıkıntı yaşayabiliriz. Haydi. Yani şu Rusya macerasının bir an önce bitmesini istiyorum. ...26 canı var sadece. Yapma yapma. Güzel. Hadi bir vuruş daha bitireceğiz, bir vuruş daha yaparsak da çok enerjimiz gidiyor. Tamam. Maç bizde arkadaşlar. Buradan vermeyiz artık. Güzel. Felsefeci rakibimizi de yendik. Heh, benim saygımı kazandın diyor. Şimdi babam ve madalyon hakkında bildiğin her şeyi bana anlatabilirsin o zaman dedik. Tamam. İşte baban hakkında bilmen gerekenler. Heyecanlı kızım. Hadi bakalım. Baban akıllı bir adamdı ama seni ve kardeşini çok seviyordu. Bu sevgi galiba hayatına mal oldu. Aha. Madalyonu korumak için yemin etmiştik. Gücünden haberdardık madalyonun. Baban onu kullanmanın iyi bir düşünce olduğunu düşündü. Kardeşini ve seni seviyordu. Madalyonu kullanmanın iyi bir düşünce olduğunu dedi. Madalyonu ikiye bölmeye karar verdi. Ve her birinize birer parçasını verdi. Allah, iş çok karıştı. Bu faydalı bir düşünce olduğunu düşünüyorduk. Düşünmüyorduk. Madalyonu çocuklara veremezsin. İkiye bölmen durumunda işe yarar mı hala bilmiyorum. Senden madalyonu almalıyız diyorlar babamıza. Ancak ölümümden sonra alabilirsiniz. Çocukların büyüdüğünde gerçek kahramanlar olacaklar. John babanı öldürmekle suçlandı. Parmak izlerini silahın üzerinde buldular. Ama eminim ki o suçsuzdu. Mick madalyonu aldı. Ben de Punch Club'dan ayrılmaya karar verdim. Ve buraya yerleştim.
Belki babamın düşmanları vardı. Belki birisi madalyonu almak istiyordu. Düşmanı yoktu. Ve eminim ki kimse Punch Club dışında kimse madalyonu bilmiyordu. Umarım sana anlattığım bu hikaye babanın katilini bulmana yardımcı olur. Ama hala Ivan Gief'i mağlup etmen lazım. Ayı kadar kuvvetli olduğunu düşündüm. O yüzden gerçek bir ayıyla dövüşeceksin. Son mücadelen bu olacak. Eğer yenersen Ivan Gief'e karşı bir şansın olur. Şimdi arkadaşlar, John Kim ya John. Babamızı öldürmekle suçlanan John Kim. Şimdi Punch Club'da Mick var, Ivan var, babamız var, bir de John var. John Kim. Ben mi kaçırdım bir yerden? John'u hatırlamıyorum. İşler karıştı. Biz babamızı kimin öldürdüğünü biliyoruz. O kırmızı gözlü arkadaş öldürdü. Burada agility 8'in altına düşmüyormuş. Şurada triple punch diye bir şey gördüm. Onu mu açsak? Şunu mu açsak yoksa şunu açıp agility'mizin 8'in altına düşmemesini mi sağlasak? Şunu açalım ya, şimdilik bu dursun bir. Şurada unstoppable diye bir şey var. Oo. Counter attack. Dodge yaparsak %40'ını reflect edebiliyoruz. Şimdi ne yapalım? Şu ayıyla bir dövüşelim bakalım neler olacak. Tamam. Hazırız dedik. Ha, birkaç güne hazır olacak dedi. Hani gerçek ayıyla dövüşmek için de mi birkaç gün bekleyeceğiz? Biraz daha çalışalım. Evet, şu an öğrendiklerimiz neler? Babamız madalyonu ikiye bölmüş. Birisini bize vermiş, birisini kardeşimize vermiş. Demek ki kardeşimizle de karşılaşacağız bu oyunda. Hikayede bir rolü olacak. Olay enteresan bir nokta aldı. Merak ediyorum. Arkadaşlar, tekrar buradan belirtmek istiyorum. Hikaye oyunu ilerleyenler, daha ileride olanlar, bitirenler veya sonunu bilenler lütfen yorum atacaklarsa hikayenin devamıyla ilgili spoiler ibaresi koysunlar. Hem benim için hem diğer izleyenler için hikaye mahvolmasın. Spoiler ibaresiyle paylaşırsanız sevinirim. Oyunun hikayesine dair gelecekte olacakları yazacaksanız eğer, ki bence yazmayın. Hep birlikte oynayarak izleyelim bakalım neler olacak. Şu kafam John'a takıldı. John kim ya? Polis memuru mu? Yok, polis memuru olamaz. Polis memuru da hiç piyasaya çıkmadı. O acaba şey mi? Kırmızı gözlü adam o mu çıkacak? Evet. Bir eve gidelim. Şu cam barımızı bir fulleyelim. Tamamdır. Burada yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Hiçbir şey yapamıyoruz burada. Tamam, bir de yemeğimizi yiyelim. Şimdi bir dövüş için hazırız diyelim bakalım. Aa, hala değil. Bir gün daha geçmesi lazım muhtemelen. Biraz daha kendimizi geliştirelim. Bakalım o Ivan Gief'i yenebilecek miyiz? O oldukça zor bir rakibe benziyor. Yenmesi zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Biraz odun keselim. Hiç kesilmiyor ama. Bar fix'imizi de çekelim. Evet, şu anda artık hikayeyi öğrenme noktası. Bir de profesyonel dövüşlere katılacağız herhalde daha. Bilmiyorum. O konuda da çok emin değilim. Oyunun belki yarılamış olabiliriz eğer öyleyse. Tamamdır. Yani şu şeyi bir 7'ye çıkaralım bari. Strength'te hemen gitmeyelim. Antrenmanı çok ihmal ediyoruz artık. Bir an önce hikayenin sonunu merak ediyorum çünkü. Tamam. Yok.
yine ayı kovalıyor arkadan. Gerçekten ayıya karşı oynayacağımız için zannetmiyorum. Enteresan olur öyle bir şey yaparsak eğer. Tüfekli bir arkadaş geçti. Avlanıyorlar herhalde orada. Tamam, gün bitti. 6'da kaldı staminamız da. Neyse, onun şu an önemli değil. Tamam. Hazırsan diyor Ivan bize. Bir tane ayının kükrediğini duyuyorum diyor. Ha, gerçekten ayıya karşı oynuyoruz. Teddy Bear. Evet, bu da bir gönderme. Tabii ki çok güçlü. Oo, biz bunu nasıl yeneceğiz arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok nasıl yeneceğimize dair. Bunlardan hangisini kullanalım? 18-6, 12-6, 18-6 olanı kullanalım. Bir de neydi, bizim Skip Attack miydi? Counter Attack miydi? Onu kullanalım. Counter Cross. Ayı yenemeyiz herhalde ya. 236. Oo! Ne yapıyor bu? Bunu nasıl yeneceğiz biz arkadaşlar? Enerjisini bitirmemiz lazım yine. Bayağı şu an gerçekten ayıyla oynuyoruz. İsmi Teddy olan. Teddy bir gönderme de, yani tam neye gönderme bilmiyorum. Teddy bir diye bir Amerikalıların bir ne derler, konsepti var veya kalıbı var. Belki bir filmdir, bir çizgi filmdir, şu an hatırlayamayacağım. Teddy bir çok meşhur bir şeydir çünkü. Ayının adının Teddy olması şaşırtıcı değil yani. Onu da yazabilirsiniz. Teddy bir neydir, ya da ben videodan sonra bakarım. Burada kazanacağız galiba ayıya karşı. Şu bizim agility olayı bayağı işe yarıyor. Evet, yeneceğiz ayıyı. Bayağı gerçekten silah taşıyan, böyle ne derler, şapkası olan bir ayıyı yendik. Güzel. Bari daha fazla skill point kazansaydı. Koca ayıyı yendik. Küçük bir ayıyla mücadele ettin diyor. Büyük ve korkutucuydu dedik. Korkutucu mu? Benim eski karımı görmen lazım dedi. Bir sonraki maçın Ivan Gef'li olacak. Hazır olduğuna emin ol diyor. O Ivan Gef'i nasıl yeneceğiz arkadaşlar? Ama intikamı almamız lazım. Roy'un intikamını almamız lazım arkadaşlar. Ivan Gef'le oynamadan önce birkaç gün çalışalım. Roy'un intikamını muhakkak almamız lazım. Hani şu an olay madalyon boyutundan da çıktı. Oyunda ilk defa, ne derler ona, babamızın ölümünden sonra ilk defa birinin ölümüyle karşılaştık ve bence çok etkileyici bir sahneydi. Uzatmamışlardı. Çok tık tık geçti. Mezarı başında bulduk kendimize. Burada 91. gündeyiz. Yine stamina'yı yükselteceğiz de sonra düşecek. Tam 7'ye çıkarmayalım da zaten düşeceği için. Şimdi Ivan Gef'le oynamadan önce şu seviyelerimizi biraz yükseltelim arkadaşlar. Yani mesela atıyorum stamina'yı falan bir 7 yapsak, yani 8 yapsak. Agility'yi bir 12'ye çıkarsak, çünkü aşırı güçlü bir rakiple oynayacağız gibi görünüyor. Yani hala Roy'dayım ben şu anda. Ivan Gef'i bu yüzden yenmemiz lazım. Roy'un intikamını almamız lazım. Gün bitmeden şunu bir 7 yapalım ya. Bir agility'yi, bir özür diliyorum, stamina'yı bir 7'nin üstüne çıkaramadık uzun süredir. Başlarda çok stamina'yı da ağırlık veriyorduk. Üçüne birden ağırlık veriyorduk. Özür diliyorum. Stamina'da sonra oldukça düşüş yaşadık ve önemsemedik pek. Allah Allah, yine düştü stamina. Bir çıkarsak. Acıktık tabii. Bayağıdır bir 5-10 gündür Rusya'dayız. Neyse ki en azından yemek problemi falan olmuyor burada. O güzel oldu. O konularda sıkıntı yaşamıyoruz. Bakalım geri döndüğümüzde neler olacak acaba?
Agility bir 12 yaptık. Stamina'yı da bir 7 yapalım. Merhaba tavşan. Stamina yine 6'ya düşecek muhtemelen gün bittiğinde arkadaşlar. Şunu yapalım da en azından stamina veren yegane şeylerden birisi o. 6'ya düştü ya, şu stamina bir 7 kalmadı. Evet, mutsuz muyuz? Ne oldu? Ha, onu yapmaktan sıkıldık artık. Bayağı da yemek depolanmış. Girelim mi? Ya şunu bir 7 yapıp maçı öyle girelim. Stamina'yı bir 7'ye çıkaralım, maçı öyle girelim. Strength bayağıdır düşmüyor. Stamina daha çabuk yoruluyor tabii doğal olarak. Tamamdır. Girelim artık maça. Ama nasıl yapacağız maça? Giremiyoruz. Ivan Gevle. Konuşamıyoruz. Oyun yine bug'a girdi arkadaşlar. Bu oyunda da 2 bölümdür bu sıkıntı yaşanıyor. Oyun bug'a giriyor. Şöyle save and exit desek, tekrar girsek oyuna. Tıklayayım. Ha, tamam, düzeldi. Hadi dövüşmeye hazırız dedi. Eğer hazırsan diyor. Sana inanıyorum. Şansın bol olsun. O kadar da korkutucu değilmiş ya Ivan Giev. Staminası yüksek, agility'si yüksek. Tabii ki strength'i yüksek ama 275 can nedir ya? Çok fazla. Hadi oğlum, biz bu maçı alırız. Burada da Sovyetler döneminde geçiyormuş gibi oyun, böyle Sovyetleri andıran ne derler? Bir askerimsi insanlar muhtemelen, dövüş yöneten bahisçi bir abi, izleyiciler. Oyun çok güzel arkadaşlar, gerçekten. Herkese tavsiye ediyorum oyunu. Soranlar oluyor arada. Tabii şöyle bir şey var. 18 lira oyunun fiyatı. 18 liraya değer mi diyorsunuz? Bu sizin şeyinize kalmış. Beklentinize, alacağınız keyfe kalmış. Bence değer ama indirime girmesinde bekleyebilirsiniz. Bu arada Ivan Gief'i de yeneceğiz gibi görünüyor. Roy için bunu alalım artık. Şu maçı bitirelim. Şu intikamımızı alalım. Evet, Ivan Gevi de yeniyoruz. Roy'un intikamını alıyoruz böylece. Çok güzel. Tamam. Başarılı oldun. Baban seninle gurur duyardı. Ben de öyleyim şu an, gururluyum. Ivan Gevi yendin ve madalyayı geri aldın. Ne yapacaksın şimdi diyor. Tamam. Artık eve gidebiliriz. Her şey için teşekkürler ama eve geri dönmem lazım. Babamın katilini bulmam gerekiyor dedik. Tamamdır. Evimize geri dönüyoruz. Teşekkürler. Senin galibiyetini şimdiden gazetelerde okudum diyor bize Mick. Kolay değildi. Ivan'ın yardımları sayesinde başarılı oldum. Madalyonu aldın. Bunun ne derler, değeceğini kendine ispatladın gibi bir şey dedi. Ha, madalyonun gücü hakkında çok şey öğrendim. Açık ki bu madalyonun daha yarısı. Madalyonun diğer yarısı başka bir yerde. Ve diğer yarısını bulduğunda babamın katiline bir adım daha yaklaşacağım diyor. Bu arada sana güzel haberlerim var. Rusya'dayken kardeşinin izini sürdüm. Nehrin oradaki bir yerde yaşıyor, şeyde yaşıyor. Siyah maskesi sayesinde onu tanırsın. Hemen oraya gidiyorum dedi. Evet arkadaşlar, Rusya'ya gittik. Rusya'dan döndük. Madalyonun yarısını aldık. Şimdi babamızın katilini bulma yönünde kardeşimizle de konuşacağız. Bakalım, hikaye çok çetrefilli bir hal alıyor. Heyecanlı bir hal alıyor. Bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde çok daha heyecanlı olacağını tahmin ediyorum. Artık dövüş kısmından ziyade oyunun hikaye kısmı ilgi çekici olmaya başladı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.